haber var mı? Yok. Her sabah, her akşam aynı sıkıntıyı, aynı heyecanı taşımaktan bıktım. Gazetelere bakarken kalbim duracak sanıyorum. Çekilir dert değil, inanır mısın sana acıyorum. Bir sabah gazeteler istemediğin şeylerle dolu olacak. Ölmüş resmini göreceksin. Vurdular, öldü diye yazacaklar. Buna kendini alıştırmalısın. Alışmak, alışmak mümkün olsa. Olmadı, olmadı! Baştan! Yeteri kadar gerginlik yok. O dönüş çok sert ve gergin olmalı. Çünkü bu, birleşmeye karşı olanların sert tepkisini sembolize ediyor. Müsaade ederseniz ben gidebilir miyim? Tabii! Çocuklar, şunu baştan alalım. Tekrar, daha sert, sert! Gel! Bir bey sizi telefonla sordu. Kim? Kim olduğunu söylemedi. Çıkıp çıkmadığınızı sordu sadece. Kimmiş, niçin arıyorum? Bilmiyorum, provalar henüz bitmedi dedim. Bıktım artık bu provalardan. Her gün aynı şey. Kuzum Allah aşkına, Gani Bey insanı her gün böyle azarlar mı?
bıktım artık senin dırdırından, boyuna para para, pokerden bıkmadın mı? Sen oynarken iyi, bana gelince gene mi poker diyorsun? Ben pokeri iyi bilirim. Bilirmiş. Senin gibi dikkatsiz oynamam, bıktım artık! Nasılsın ağzımı mı? Sayende iyiyiz beyim, sayende kimse bize bir şey söylemiyor. Bir ricam var yalnız, müsaade edersen. Hı, söyle. O kadar huzurunuza çıkmak istedim, adamlarınız müsaade etmedi. Elinizi öper oğlum, evden kaçtı. Bütün aramalarımız neticesiz kaldı. Siz isterseniz dünyanın öbür ucunda olsa buldurtursunuz. Enteresan bir olay anlatayım. Bolu'dan İstanbul'a geliyorduk. Şoför, benzin alalım abi dedi. Benzinciye yanaştık. Depoyu doldurmasını söyledik. Biz bir şeyler yemek için içeri gittik. Döndüğümüzde benzinci, tamam abi dedi. Parayı verdik, yola çıktık. Sonra? Sormayın. 5-10 kilometre gittik, gitmedik, araba stop etti. Yolun kenarını aldık, marşa bastık, çalışmadı. Allah Allah! Marşa bastık, neden çalışmadı. Acaba? Biz de anlayamadık. Bolu'dan bir tamirci alıp geldik. Tamirci arabanın altından girdi, üstünden çıktı. Nesi varmış? Tamirci dedi ki, siz bu arabaya benzin yerine mazot koymuşsunuz. Aa! Mazot mu? Mazot! Haberin var mı, cebin arabasına benzin yerine mazot koymuşlar. Merhaba Çiğdem Hanım. Hoş geldin Cem. Seni iyi gördüm Çiğdem. Bizim seyahat biraz uzun sürdü, kusura bakma. Sizin provalar nasıl gidiyor? İyidir. Pamukkale'den sana bir kart atmıştım, aldın mı? Aldım. Oralar bir harika, görmeni isterdim. Ansızın nereye gittin? Hiç, bir arkadaşa uğradım. Cem, akşam bir yere çıkalım diyor, ne dersin?
Siz bilirsiniz. Çiğdem nereye gitmek ister? Bilmem, nereye bizim gidelim yavrum? Bizim Melih var ya, bizim torun, motosikletten düşmüş, ayağı kırılmış. Gördünüz mü başımıza gelenleri? Hadi kızım, hazırlan da gidelim, geç kalıyoruz. Thank you.
Sen gideli çok oldu Çiğdem. Sen gideli 467 gün oldu. Her kurşun deliği bir gün içindir. Niye kurşun? Söküp atmak için, kurtulmak için belki. Lakin gördüm ki seni öldürme çabası boşmuş. Sen ölmezmişsin. 467 gün seni her gün kurşunladım. En son kurşunu dün sabah alnında denedim, öldüremedim. Ve anladım ki sensiz olmazmış. Ya ben? 467 gün ölerek yaşamadım mı? 467 gün gazete sayfalarını korkarak açtım. Kurşunlanmış, alkanlara boyanmış resmini görmemek için. Görmemek için Tanrı'ya dua ettim. Beni aramakla hata ettim Fırat. Düzenimi bozdun. Yokluğuna alışmaya çalışıyordum. Alışabildim? Alışamadım. Yanında biri vardı. Kimdi o? Senden kurtulmak için. Senden kurtulmak için evlenmeye karar vermiştim. Evlenmek öyle mi? Yokluğunla 467 gün geçti. Daha bir kadının elini tutmadım. Bir kadının yüzüne bakmadım. Aklımdan bile geçirmedim. Anladım ki sen benim için her şeysin. Senin için her şey olmaktansa silahın olmayı seçerdim. Beni silahın kadar sevseydin bugün dizinin dibinde olurdum. Beni silahın kadar sevseydin bir yuvamız, çocuklarımız olurdu. Yanlış yoldasın Fırat. Bu silah sana ölüm getirecek. Sen, ben ve silahım olamaz mıyız? Üçümüz bir arada yaşayamaz mıyız? İmkansız. Seni çok seviyorum Çiğdem. Silahımı da çok seviyorum. İkinizden birini seçmem için beni mecbur etme. Üçümüz bir arada olamayız Fırat. Ayrılığımızın sebebi bu değil mi? Sen silahını seçip ayrılığımıza sebep olmadın mı? Anlatamıyorum. Ben silahıma mecburum. Bizim kellemiz her an namlunun ucundadır. Bizim kellemize İstanbul'da binlerce cellat taliptir. Bizim kellemize senin bilemeyeceğin değerler biçilmiştir. Her şeyi bırakırsan niye biçilsin Fırat, niye? Bunu anlasan. Anlayabilsen. Çiğdem. Sen, ben ve silahım, ha? Sen, ben ve silahım olamaz mıyız? İmkansız. Kabul et. İmkansız. Kabul et. İmkansız! Kabul et! İmkansız! 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 Bütün gün aramadığımız yer kalmadı. Bu kız davası gene mi başladı? Okuldan kaçan aylaz çocuklara benziyorsun Fırat. Bu durum sana hiç yakışmıyor.
Bacım! Fırat'ın yaşamasını istiyorsan onu bir daha görme. Sen düşman sahibi adamsın Fırat. Tahta bacağın kiralık cellatlar her yerde seni ararken yalnız başına sokağa çıkmakla ne büyük hata yaptığının farkında değil misin? Binlerce insan senin eline bakıyor. Binlerce insanın hayatı sana bağlı. Seni öldürürlerse biz ne yaparız? Bir ekmeği bölüştüğümüz günleri hatırla Fırat. Cigara bulamadığımız, üşüdüğümüz, aç kaldığımız günleri hatırla. 20 yıldır beraberiz. 20 yıldır denemediğimiz acı kalmadı. Hapisler, zindanlar, sürgünler, kaybettiğimiz arkadaşlar. Sen hayatınla kumar oynayarak bu mevkiye geldin. Sen büyük ve kudretli Fırat'sın. Bu işler sana yakışmaz. Kendine gel! Sen hiç aşık oldun mu? Olmadım. Yanlış yoldasın Fırat. Bu kız sana ölüm getirecek. Görüyorum ki aşk senin gözünü kör etti. Aşk nedir büyük Fırat? Aşk nedir? 20 yıldır dişinle, tırnağınla, bileğinle, yüreğinle, hayatın bağısına bu yere geldin. Bütün bunları bir kız için feda etmeye hakkın var mı? Bunca yıl belanın bataklığın içinde ömür çürüttük. Gerektiğinde karşı duranın kellesini kopardık, önümüzde diz çöktürdük. Hapishaneler, zindanlar, kelepçeler... Kimseyi affetmedik, kalbimize hiçbir sevgiye yer vermedik. Geçtiğimiz yerlerde sadece kan, barut ve korku bıraktık. Gaddardık, zalimdik ve yalnızdık. Sonunda hepimizin namı oldu, hepimiz para kazandık. Ama hiçbirimiz saadetin ne olduğunu tadamadık. Hangimizin, nerede, nasıl ve ne zaman öleceği belli değil. Yalnız şunu biliyorum ki, hiçbiriniz evlenip yuva kuramayacaksınız. Hiçbirinizin çocuğu olmayacak, hiçbiriniz temiz bir eli tutamayacaksınız. Günün birinde, karanlık bir sokakta arkanızdan sıkılan bir kurşunla... ...çok sevdiğiniz bu hayata veda edeceksiniz. Gazeteler, namlı kabadayılardan falan filan öldü diye yazacaklar. Ve sen... 70 yaşında hayatının yanlışlıklarla dolu olduğunu fark etmeden ölüp gideceksin. Görüyorsun ki büyük ve yenilmez Fırat değilsin artık. Namlunun ucundasın ve her an bu akılsız başın bir kurşunla delinebilir. Büyük ve kudretli Fırat. Büyük ve yenilmez Fırat. Büyük ve yalnız Fırat. Yarın aynayı değiştirsinler. Bu 40. ayna oldu. Öyle. Ne dersiniz bu işe çocuklar? Hı? Fırat ölmeden İstanbul'un kapıları bize açılmaz. Takımı ayakta tutan tek adam olur. Fırat ölürse öbürleri bu saltanatı sürdüremez, dağılırlar. Fırsatı kaçırdık, dün bütün gün ve gece yalnızmış. Daha önce haber alsaydık bu işi bitirmiştik. Yine de bitireceğiz. Evet, yine bitireceğiz. Bitireceğiz!
Taraflar! Davacı Bay İstavri Algon, Bay Vehbi Düzgün. Davalı Malatyalı Sabri, Palamut Recep. Bay İstavri Algon ile ortağı Vehbi Düzgün, Malatyalı Sabri'ye 100.000 adet 7.65 çapında mermi çekirdiği ile 40 adet de Fransız onlusu vermişler. Aralarındaki anlaşmaya göre paranın tamamı mal tesliminde verilecekmiş. Lakin Sabri anlaşmaya riayet etmemiş. Paranın tamamını vermemiş. 40.000 lira borçlu kalmış. Borcunu da inkar etmemiş. Fakat aradan 3 yıl geçtiği halde parayı hala ödememiş. Borcu niye ödemedin Sabri? Ödeyeceğim abi. Ne zaman? Müsaade ederseniz 10 gün sonra abi. Sana 1 ay mühlet. Bay İstavri'ye parayı ödeyin. Sabri borcu bize yatıracak. Baş üstüne abi. Sabri, bir daha yanlış iş yaparsan ne olacak? Allah Kur'an çarpsın, bir daha yapmam abi. Bu seferlik affedin, 10 gün sonra borcumu öderim abi, söz. Peki Sabri, hadi git. Eyvallah abi, sağ ol abi. Fırat, sağ ol. Her türlü emirlerinize amadeyiz. Bu kadının kızını artist yapmak vaadiyle kandırmışlar. Elazığ'dan Şah İsmail'in mektubunu getirmiş. Kızın resmi falan var mı? Yanında kızın resmi var mı? Var efendim. Olmaz olaydı. Beni el aleme rezil rüsva etti. Allah belasını versin gözü kör olasıca. Resmini alın, isminiz ismini araştırın. Ha, aklıma geldi ya. Asım babanın oğlu Ömer de evden kaçmış, aradım. Allah sizden razı olsun. Sen Fırat Efendi'ye git, o senin derdini halleder dediler. Ta Elazığ'dan buralara geldim. Merak etme analık, en kısa zamanda senin kızını buldurtacağız. Ramazan gene kumara başlamış, karısı şikayete geldi. Kundaktaki çocuğu hastaymış, alacaklar kapıda beklermiş. Ramazan bir haftadır ortada yokmuş. Aslanım benim, aslanım! Beni kurtarsan kurtarsan sen kurtarırsın! Bu Ramazan katilden beter, hayırsız, insafsız, itim biri! Çoluk çocuk sefil olduk, evde su içecek kap bile kalmadı! Sonunda ortanca kızım da isyan etti! Ablam gibi ben de orospu olacağım dedi! Ramazan'ı bulun, Ramazan'a 5.000 lira verin. Bu karıyı boşasın, bir daha da eve gitmesin. Kızı evden alıp yatalı okula verin. Orospu olacaksa okumuş orospu olsun. Hayır! Olamaz! Hadi olamaz! Hadi ben koşamdan ayrıldım! 5.000 lirayı o ite vermeyin, bana verin bana! Bu muydu senin insafın, bu muydu büyük Fırat'ın? Cemil Efendi yıllardır Kasımpaşa'da kahvecilik yapıyor. Adnan Bey kahvenin karşısına bilardo salonu açmış. Mahallenin bütün gençleri oraya devam eder olmuş. Bunlar da mektirlerine gelmiş. Gördüğüm günü hatırlıyorum. Hep bu koltukta otururdu. Aylar böyle sürüp gitti. Her gün gelen isimsiz gülleri hep o gönderirmiş. Artık ona iyice alışmıştım. Sahneye çıkar çıkmaz gözlerim onu arardı. Sonra bir gün gül gelmedi, o da gelmedi. Ertesi gün ve daha ertesi gün gene yoktu o. Sonraki gün güller geldi ama o gelmedi. Ona öylesine alışmıştım ki dayanamadım, soruşturdum. Aylarca gelip giden sessiz ve sıcak bakışlı adamım kimdi? 2 gün sonra öğrendim, hastanedeymiş.
Sırtından 3 kurşunla vurmuşlar. Kimliğini öğrenince şaşırdım. Meğer bizim sessiz ve sıcak bakışlı adamımız İstanbul'un gayrimeşru bütün işlerini çeviren Büyük Fırat'mış. Hastaneye ziyaretine gittim. Sevinçten gözleri doldu. Günler sonra uslu bir çocuk çekingenliğiyle oyuna geldi. Kendisini aradığım için çok mutlu olmuş, teşekkür etti. Ben onun hayatında devamlı kanayan kırmızı bir gülmüşüm. Konuşurken utanıyor, yüzü kızarıyordu. Hiç güldüğünü görmedim. Sanki yüzünde geçmişin bütün kederlerini taşıyordu. Günler geçtikçe onsuz edememeye başladım. O benim için vazgeçilmez, uzağında yaşanılmaz bir hale geliyordu. Bir gün beni anasına götürdü. Anası çok sevdi beni. Boynuma sarılıp ağladı. Yavrum, bu deli herife sahip çık. Onu kurtarırsan sen kurtarırsın dedi. Her an ölümün eşiğinde bir adamdı. Belinde silahı, her an vuruşmaya hazır, ölüme hazır yaşıyordu. Yaşadığı hayat onu her an benden alıp götürebilirdi. Onu kurtarmak, onu yaşatmak zorundaydım. Benim hüzünlü ve kederli sevgilim ölmemeliydi. Su testisi su yolunda kırılmamalıydı. Kollarının sıcağında bir ömrü beraber bitirmeliydik. Kırları, tahta masalı, kahveleri severdi. Ömrü hapislerde geçmiş. İnsanların hep kötü yanlarını görmüş. Bazen ona çocuk masalları anlatırdım. Gözlerini benden ayırmaz, sessiz uslu saatlerce dinlerdi. Bir gün bana, senin masallarındaki iyi insanlar nereye gitti dedi. Hala yaşarlar dedim. Ben hiç görmedim dedi. Hiç bitmeyecek sandığımız mutlu günlerin ardından acılı günler geldi. Yokluğuna alışmak zordu. Bu acıya dayanmak, onu unutmak zorundaydım. Aylar türlü sıkıntılarla geçti. Onsuzluğa tam alışırken yeniden dönmesi bütün hayatımı alt üst etti. Şimdi ne yapacağımı bilemiyorum. Ben seni tanıyorum Çiğdem. Sen bu adamla mutlu olamazsın. Sonra anlamıyorum. Bu adamda ne buldun sen? Gecesi gündüzü belli olmayan, ne zaman öldürüleceği belli olmayan, uygunsuz bir adamla sonunun nereye varacağını düşünebiliyor musun? Çiğdem abla. Çiğdem, yavrum, kızım. Sana nasıl hasret kalmışım yavrum, Çiğdem'im. İnsan anasını unutur mu hiç? Hayırsız kızım. Hiç unutur muyum? Hiç unutur muyum anam? Unuttun, unuttun. İnsan bir kere hal hatır sormaz mı? Annemin sitemini hoş gör, seni çok sever bilirsin. Bizi aramana nasıl memnun oldum anlatamam. Haberin var mı? Önümüzdeki perşembe düğünü var Ayşe'nin. Ya. 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 Nerede? Perşembe, bahçemizde. Fırat abim böyle istedi. Ayrılığınıza en çok annem üzüldü. Benden önce Fırat abimin evlenip bir yuva sahibi olmasını istiyordu. Kendini öyle hazırlamıştı ki beraberliğinize. Dargınlığınızı öğrenince günlerce yatağa düştü. Şu sıralar hiç gördün mü Fırat abim? Gördüm. Konuştunuz mu? Konuştuk. Barıştınız mı? Pek vaktimiz olmadı. Adamları geldi alıp götürdüler. Ayrıldığınız günlerdeydi. Bir gece bizde kaldı. Sabaha kadar uyumadık, hep senden bahsettik. Sen onun hayatta sevdiği ilk ve tek kadınsın. Kaç para eder? O çok başka bir dünyanın adamı.
Beraberliğimiz öyle zor ki. Aramızda o kadar çok mani var ki. Bir ananın en büyük arzusu çocuklarının yuvadan uçtuğunu görmektir kızım. Evlenseydiniz Fırat'ım seninle mesut olacaktı. Onu bu hayattan sen kurtaracaktın. Tek umudum sendin. Senden başka hiç kimse onu yola getiremezdi. Bak! Bunları hep sizin güzel günleriniz için hazırlamıştım. Fırat'ım kendi canından çok severdi seni, biz de kendi canımızdan çok severiz seni. Bunu bana verir misiniz? Al kızım, sizin için yapmıştım zaten. Ama Tanrı müsaade etmedi, güldürmedi yüzümü. Perşembeye gelecek misin düğüne? Bilmem ki. Gelirsen sevindirirsin bizi. Süleyman Sarı sana küçük bir hediye göndermiş. Smith Wesson 71. Selamı var, kafeterya işini soruyor. İzmir cezaevinden Arap Selahattin göndermiş. Mektup yazın. Neye ihtiyacı varsa gönderin. Görmeye. Kaç zamandır kadının elini öpmedim. Anne! Abim geliyor! Oğlum, oğlum, Fırat'ım, yavrum! Hoş geldiniz. Ne haber, nasılsın? Yavrum! Benim deli oğlum, bu ananı bir gün olsun dinler misin acaba? Söyle hanım. Gel benden oğlum, kusura bakmayın. Canın sağ olsun ana.
Fırat'ı arayan soran oldu mu son günlerde? Arayan? Yok, kimse aramadı. Bir şey içer miydiniz? Senin düğün ne zamandı? Perşembe'ye. Bugün kim geldi biliyor musun? Çiğdem. Bizim sonumuz yok be ana. O bambaşka bir dünyada, ben başka. Çiğdem iyi kızdır be yavrum. O iyi, ben kötüyüm ana. Yeter artık be oğlum, yeter! Bırak artık kötülüğü! Bütün ömrümü hapishane kapılarında çürüttün! Yeter! Her sabah gazetelere bakmaktan hasta oldum. Hangi gazete yazacak öldüğünü? Ben seni zalim kurşunlar parçalasın diye mi doğurdum? Seni el alemin kötüsü olasın diye mi büyüttüm? Yeter artık, yeter! Bu yüreğim acılara dayanamıyor artık! Bak, bak bunlara! Bunları hep sizin için hazırladım. Ben senin ananım, anan! Gününü görmeye hakkım yok mu? Hep öldürüleceğini düşünerek mi yaşayacağım? Anam, güzel anam! Ben meraklı mıyım ölüme? Ben yaşamak istemez miyim? Nasıl büyüdük hatırlamaz mısın? Donsuz, gömleksiz, babasız, acılar içinde. Simit satarak, gazete satarak, gazoz satarak. Sen el kapılarında çamaşır yıkarken, ben okullardan kaçıp ekmek parası peşinde koşarken bir anam! Hatırlamaz mısın geçmiş günlerdeki oğlunu? Zayıf, kuru ve umutsuz. Sokak lambaları altında okumaya çalışırken, babam hastane kapılarında ölmedi mi be ana? Biz onun bunun uşağı olmamak için ölümleri göze almadık mı be ana? Ha, almadık mı? Aldın da ne oldu? Kim seviyor seni? Herkes korkuyor senden, herkes nefret ediyor senden. Arkadaşlarım bile sevmiyor seni, ben bile! Yeter ana, yeter! Ne yeteri be, ne yeteri? Ben yeter derken sen mi yeter diyorsun? Yeter! Öldürsünler seni, parçalasınlar seni! Sen adam olmayacaksın! Sen adam olursan yüzüme tükürsünler! Kabadayı Fıratmış, çöz senin kabadayını! Yeter! Yeter, yeter! Seni el mi öldürecek, seni el mi parçalayacak? Seni ben öldüreceğim! Ben parçalayacağım! Ben, ben, ben! Alo,
Çiğdem. Nasılsın yavrum? Alo! 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 Fırat! Yeter Fırat, daha ileri gidecek olsan arkadaşlarımız bozulur! Birbirimizle kötü olacağız, çıldırdın mı sen? Fırat! Bunu yapmayacaktım Fırat. Alo, alo! Merhaba. Fırat, Fırat sen misin? Oh Fırat, aramayacaksın diye çok korktum. Ne oldu? Telefon kesildi ansızın. Bir aksilik oldu. Bu aksilikler hiç bitmeyecek mi bizim hayatımızda? Ne olacak sonumuz Fırat? Ben şaşkınlık içindeyim. Dinliyor musun beni Fırat? Merak etmeyin, Fırat'ın bir şeysi yok. İşte senin ölümün pisi pisine olacak Fırat. Yazık edeceksin kendine. Değmez birinin kurşunuyla ölmemelisin. Sen büyük Fırat'sın. Senin ölümün bile şanına yakışır olmalı. Adam ölürse başımız derde girer. Hiç yoktan tehlikeye atıyorsun kendini. Tahta bacağı böyle fırsatlar tanırsan bedava rütbe vermiş olursun. Senin yaptığın düpedüz çılgınlık. İntihar!
olmuş? Becerememişler. Necati vurulmuş. Bana parmaksızı bulun. Arkadaşlar, bugüne kadar çok zor günler geçirdik. Fakat en zor ve acı günlerden birini şu an yaşıyoruz. Çünkü çok sevdiğimiz bir arkadaşımızı, herkesi yargılayan Büyük Fırat'ı bu sefer biz yargılamak için toplandık. Son zamanlardaki davranışları düşmanlarımız karşısında bizi küçük düşürdü. Her tarafta dedikodu yapılıyor. Fırat artık öldü diyorlar. Fırat'ın ölmesi hepimizin ölümü demektir. Delikanlıyı üç şey bozar. Kumar, kadın, içki. Sen bizim kanunlarımızı çiğnedin, bir kadın uğruna yanlış işler yaptın. Yaşadığımız hayat zor ve tehlikelerle doludur. Birimizin hatası, hepimizin hatası demektir. Senin için iki yol var. Ya kızı bırakır işine dört elle sarılırsın, ya da bizi bırakır kıza gidersin. İkinci yolu seçersen tahta bacak seni temizler. Seni öldürmeleri onları daha büyük yapar. Fakat biz böyle bir şansı onlara vermeyeceğiz. Çünkü seni öldürmek bize düşer. Siz zaten kararınızı vermişsiniz. Gücünüz yeterse öldürün. Senin kararın nedir? Ayrılmak. Artık yoruldum. Bugüne kadar hep arkadaşlarım için yaşadım. Arkadaşlarım için vurdum, vuruldum. Hapishanelerde büyük cezalar bitirdim. Prangalar eskittim. Hayatımın tek gününü kendim için ayırdım. Lakin günün birinde hiç aklımızda yokken çorak yüreğimizde ilk defa bir gül açtı. Bizim gözümüz hiç gül görmemiştir. İlk defa yaşamanın ne olduğunu öğrendik. Yaşamak dediğim bu mu? Bir kadının elini tutmak mı yaşamak? Bizim için kadından bol ne var? Bir kadın için insan arkadaşlarından ayrılır mı? Yakışır mı sana bu? Nedir yakışmayan, sevmek mi? Aramızdaki mesele temelden bozulmuştur. Hele telefon kapatma olayı beraber çalışmamızı imkansız hale getirmiştir. Beni küçük düşürdüğünüzün farkında değil misiniz? Beni saymayan adam benim arkadaşım olamaz. Suç senin Fırat. Sen dalından koptun bir defa. Dalından kopan çiçeğin ömrü az olur. Koptum doğru. Lakin gene de Fırat'ım. Gerekirse eski günlerdeki gibi gene gaddar, gene zalim olurum. Beni mecbur etmeyin. Adamın yarası ağır fakat kurtulacak. Polise verdiği ifadede kendisini kimin vurduğunu bilmediğini söylemiş. Olayda Fırat'ın ismi yok. Geçmiş olsun. Kardeşinin düğünü ne zaman? Yarın. Thank you.
O gece seni öldürdüler sandım, çok korktum. Unut yavrum, unut. Yarın 5'te Carlton Oteli'nde bekleyeceğim seni. Gelir misin? Gelmez mi? Gelmez mi? Ne istiyorsun? Fırat'ın bizimle bütün münasebeti kesildi. Anlaşırsak size yardımcı olurum. Kaç para istiyorsun? Yanıldın tahta bacak. Senden para filan isteyen yok. Nedir öyleyse? Fırat ölünce meydan boş kalacak. Diğerleri Fırat'sız hiçbir alt edemezler. Fırat'tan boş olan yere ikimiz dolduracağız. Senin yardımına ihtiyacım yok. Fırat'tan boş olan yeri ben tek başıma doldururum. Gene yanıldın tahta bacak. Hayatın boyunca Fırat'ı bir kere kıstırabildin. Onda da yüzüne gözüne bulaştırdın. Benimle anlaşırsan bu iş bir haftada tamamdır. Sonra unutma, İstanbul'un anahtarı benim elimde. Cem Hanım, bir bey sizi görmek istiyor. Çocuklar, daha ciddi, kendinizi vererek çalışın. Merhaba Çiğdem, nasılsın? Kusura bakma, seni rahatsız ettim. Yarın Diyarbakır'a gidiyorum, bir hafta sonra döneceğim. Son günlerde seninle konuşmak mümkün olmadı. Mümkünse dönüşte ciddi olarak görüşmek isterdim. Bak Cem, sen çok iyi bir insansın, iyi bir arkadaşsın. Fakat sadece iyilik, beraberliğe yeter mi? Sana layık olmaya çalışırım Çiğdem. Seven insanın yapamayacağı bir şey yoktur. Senin için her türlü fedakarlığa hazırım, beni kırma! Hep erişemeyeceğimiz şeylere uzanmak istiyoruz Cem. Biz senden sadece arkadaşız. Kardeşiz. Benim sevdiğim, çok sevdiğim bir insan var. Kim? Tanımazsın. İyi olacak hastanın doktor ayağına gelirmiş. Fırat Carlton Oteli'nde. Derhal parmaksızı bulun. İyi ama Fırat'ı hiçbirimiz tanımıyoruz. Parmaksız da tanımaz. Otellerde adam bulmak kolaydır. Arandığını duyunca kendini belli eder. Uzun boylu, esmer ve ince. Tehlikeli ve kurnaz olduğunu söylemeye lüzum yok. Merak etme, parmaksız bu işi halleder.
Alo, Çiğdem Hanım mı? Bir dakika baktıralım. İsim neydi? Çiğdem Hanım. Çiğdem benim. Hanımefendi sizi telefondan arıyorlar. Buyurun kabinden konuşun.
Cemil, ben Niyazi. Patrona haber ver. Fırat az önce sevgilisiyle buraya geldi, köşke kapandılar. Fırat sevgilisiyle köşke kapanmış. Senden kaçmak boşmuş. Senin için dünyada her şeye razıyım. Yalnız silahından çok korkuyorum Fırat. Beni anla ne olursun, elimde değil. Seni tanıyıncaya kadar sahici silah görmedim hayatımda ben. Korkumu anlıyor musun? Silah nedir Fırat, nedir? İnsanları öldürmek için yapılmamış mı? Of Fırat, Fırat! Seninle dünyanın öbür ucuna bile giderim. Seninle en yoksul hayatı yaşamaya razıyım. Ama yalnız seninle, silahınla beraber değil. Bak Çiğdem, ben yıllarca bununla yaşadım. Şimdi ayrılmak zor gelir. Belki ileride, ama yine de söz veremem. Söz veremiyorsun değil. Söz veremiyorsun. Gidiyor musun? Gidiyorum. Peki Çiğdem. Peki, git. Gitmem gerek Fırat. Bak buna, bak! Bu bir çocuk ceketi. Anan bizim için yapmıştı. Evlenseydik, çocuğumuz olsaydı o giyecekti. Ama bizim hiç çocuğumuz olmayacak, hiç! Çünkü çocuğumu yetim büyütmek istemiyorum. Sen babasız büyümüş adamsın Fırat.
Bu acıyı iyi bilirsin. Çocuğumuz da babasız mı büyüsün, ister misin? Seni çok seviyorum Çiğdem. Sen haklısın. Lakin silahımı bana bağışla. Ben silahıma mecbur. Niye mecbur olalım Fırat, niye? Hayatımıza silahını nasıl ortak edebiliriz? Beni anla Fırat, korkumu yenemiyorum. Silahın belinde oldukça başımıza hep kötü şeyler gelecek sanıyorum. Devamlı tedirginim, korkuyorum! Sevdiğime inanacak mısın? Ciddi mi söylüyorsun? Seni çok seviyorum Çiğdem. Beni bekle. Biraz sonra gelirim. Niye? Bekle. Fırat! Gecikme ne olur. Gecikmişim.